Leman, Güneş çok büyük olmasına rağmen neden çok da küçük görüyoruz? Öğretmen, çünkü aşağıdakilerden hangisi öğretmenin açıklamasının devamı olabilir? Güneş çok büyük olmasına rağmen neden küçük görürüz değerli öğrenciler? Çünkü Güneş bize çok uzaktadır. O nedenle uzak cisimler küçük görünür. Bakalım hangi cevabımızda bu var? Uzaktaki nesneler gerçek boyutundan küçükmüş gibi algılanır. A. Güneş kendi ekseni etrafında saat yönünde döner. Teleskopla baktığımızda cisimleri olduğu büyüklükte görürüz. Küre şeklinde olması küçük görünmesine neden olur. Tabii ki burada cevabımız ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. Uzaktaki nesneler gerçek boyutundan küçükmüş gibi algılanır. Geçelim ikinci sorumuza. Enes defterine Güneş'in özelliklerini yazacaktır. Buna göre Enes aşağıdaki özelliklerden hangisini yazarsa hatalı olur. Demek ki Güneş'in özelliği olmayacak bunlardan bir tanesi. Sıcak gazlardan oluşur, ısı ve ışık kaynağıdır, üzerinde çukurlar vardır, küre şeklindedir. Evet arkadaşlar, üzerinde çukurlar vardır. Yanlış, çünkü Güneş tamamen bir gaz tabakasıdır. Gaz tabakası olduğu için öyle çukur, tümsek olayı yoktur. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Geçtik üçüncü sorumuza. Eda, Güneş'in özelliklerini anlatan bir poster hazırlayarak sınıfta sunacaktır. Eda, posterde yargılarından uygun olanı seçerek görselleri belirleyecektir. Eda'nın posteri için yargılarından hangileri uygundur? Kendi ısı ve ışık kaynağıdır. Doğru. Küre şeklindedir. Bu da doğru. Katmanlara sahiptir. Evet, bu da doğru. Dolayısıyla cevabımız Denizli olmuş oluyor. Geçtik dördüncü sorumuza. Öğrenci sınav kağıdına aşağıdaki ifadeleri yazmıştır. Öğretmeni öğrencisinin cevabının doğru olarak kabul ettiğine göre öğrencinin cevapladığı soru aşağıdakilerden hangisidir? Dünya onun etrafında dolanır. Kendine ait atmosferi vardır. Dünyanın ısı ve ışık kaynağıdır. Değerli öğrenciler, dünyanın ısı ve ışık kaynağı nedir? Dünyanın ısı ve ışık kaynağı nedir? Evet, buna göre ayın özellikleri nedir? Evet, bu olamaz. Güneşin yapısı ve özellikleri nelerdir? Dünyanın ısı ve ışık kaynağı nedir? Güneşin büyüklüğü ne kadardır? Evet, bunlardan bir kere Güneş'le ilgili olan soru ya bir cevap buluyoruz. Dünya onun etrafında dolanır. Evet. Kendine ait atmosfere vardır. Burada yapı ile ilgili bir bilgi veriliyor. Değerli öğrenciler, dünyanın ısı ve ışık kaynağıdır. Öyleyse Güneş'in yapısı ve özellikleri nelerdir? Sorumuzun cevabı cevap Bursa diyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Evet. Emir, Dünya ve Güneş'in büyüklükleri ile aşağıdaki maddeleri birbirine eşleştirerek model oluşturacaktır. Bu model için Emir'in kurduğu ifadelerden hangileri yanlıştır? Bir kere en büyük Güneş olacak, sonra Dünya olacak. Bezelyenin büyüklüğü Dünya'nın büyüklüğü ile eşleşebilir. Evet. Emir ne yapacaktı? Dünya ve Güneş'in büyüklükleri ile aşağıdaki maddeleri eşleştirecek. Dünya ve Güneş. Evet, bezelyenin büyüklüğü dünyanın büyüklüğü ile eşleşebilir diyor. Bir. Karpuzun büyüklüğü güneşin büyüklüğü ile eşleşebilir. Evet, doğru. Bal kabağının büyüklüğü dünyanın büyüklüğü ile eşleşebilir. Şimdi değerli öğrenciler, burada dünya çok küçük, güneş ise çok büyüktür. Öyleyse çok küçükle çok büyüğü seçmemiz lazım. Dolayısıyla burada bal kabağı orta bir büyüklükte olduğu için bal kabağını seçmemiz uygun olmaz. O zaman yalnız 3 diyoruz. Yani Bursa diyoruz 5. sorumuzun cevabı. Devam edelim. Evet, 6. sorumuz. İkinci üniteye geçtik değerli öğrenciler. İkinci ünite ile ilgili. Aslı fen bilimler dersinde anlatacağı konuyla ilgili yukarıdaki görselleri hazırlıyor. Buna göre Aslı'nın anlatacağı konu aşağıdakilerden hangisidir? Değerli öğrenciler, Yunus, kutup ayısı ve yarasa nedir?
Kuş mudur, memeli midir, sürüngen midir, kurbağa mıdır? Cevap tabii ki memelidir. O nedenle cevabımız Bursa diyoruz. Evet. Yukarıdaki tabloda omurgalı ve omurgasız hayvanlara örnekler verilirken hata yapılmıştır. Aşağıda verilen canlı çiftlerinden hangisi yer değiştirirse bu hata düzelmiş olur. Omurgalı bakıyoruz değerli öğrenciler. Burada kuş omurgalıdır, kurt da omurgalıdır. Ama burada verilen şu canlı yani A ile verilen omurgalı değildir. Omurgasıza bakıyoruz. Evet, salyangoz omurgasız, karınca omurgasız ama yarasa omurgalı. O zaman A ile 3'ü ne yapacağız? A ile 3'ü yer değiştireceğiz. Yani cevabımız Denizli olacak değerli öğrenciler. Geçtik 7. sorumuza. Yukarıdaki tabloda verilen canlılara ait özellikler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Evet, inek omurgalı bir canlı, memeli. Balık da yine omurgalı ve memeli. Buna göre suda yaşama balık. Evet, yani L1. L1. Şıklardan gidelim o halde. 1-4. K1 suda yaşama. Hayır, inek suda yaşamaz. Geçtik. 2-4 demiş. Otla beslenme. Doğru. Doğru. L'ye gelelim. 1-3 suda yaşama. Suda yaşama doğru ama doğurarak çoğalma yanlış. Balıklar doğurarak çoğalmaz. Evet, K'ya bakıyoruz. 1-3 K 1-3 hayır. Yani suda yaşama değil. Denizli'ye bakıyoruz. 2-3 yani otla beslenme ve doğurarak çoğalma. Evet, memelilere ait bir özelliktir. 1-4 ise balıklar. Yani suda yaşama ve yumurtayla çoğalma. 1-4 o zaman cevabımız ne oluyor? Denizli olmuş oluyor. Kurbağa, hamsi, kaplumbağa, balina, leylek. Berkay yukarıdaki hayvanların ortak özelliklerini araştırıyor. Araştırma sonunda bulduğu cevap aşağıdakilerden hangisidir? Kurbağa, hamsi, kaplumbağa, balina, leylek. Evet, furtak özelliğine bakacağız. Yumurtlayarak çoğalırlar. Balina doğurarak çoğalır. Sıcak bölgelerdeki nehir ve göllerde yaşar. Yani leylek göllerde yaşamaz. Vücutlarında omurga adı verilen yapılar vardır. Evet, bunların hepsinin vücutlarında omurga vardır. O nedenle cevabımız Ceyhan diyoruz değerli öğrenciler. Evet, yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim. Bu tür yayınların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Sizler için böyle güzel, faydalı yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.